İYİ Parti Elazığ birinci sıra milletvekili adayı Avukat İrfan Sönmez seçim çalışmaları kapsamında Keban ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti Elazığ birinci sıra milletvekili adayı Avukat Doktor İrfan Sönmez seçim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sönmez bu kapsamda Keban ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelirken Pirinççi ve Koruk köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla istişarelerde bulundu. İnşallah 14 Mayıs'ta başaracağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan buraya kadar bize destek olmaya geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Efendim abi. İnşallah. 15 Mayıs'ta başka bir Türkiye'ye uyanacağız. İnşallah. Artık kavga yok, kim yok, adaletsiz. Yeter. Keban ilçesinin problemini, sorunlarını bildiğini belirten İYİ Parti Elazığ milletvekili adayı İrfan Sönmez, yetki verildiği takdirde sorunların çözümü için mücadele edeceğini söyledi. Her ilçemizin küçük büyük problemleri var. Buranın da problemleri var. En başta insanlarımız pahalılıktan, enflasyondan, kamuya personel alındığında yapılan haksızlıklardan, adaletsizliklerden, burada açılan 3 tane büyük marketin esnafların işini azaltmasından, balıkçı arkadaşlarımızın şikayetlerinden bize bahsettiler. Elbette bunların hepsini değerlendirecek. Eğer vatandaşlarımız bize yetki verirlerse 15 Mayıs sabahı bizi meclise gönderirlerse bütün bu meselelerin takipçisi olacağız. Şimdi Türkiye'de hepinizin bildiği gibi büyük bir ekonomik kriz var. Bazıları hala partizanlık gayretiyle siyasi tarafkirlik gayretiyle bunu görmemekte ısrar ediyor. Muhalefetin vazifesi hem yanlışları söylemek hem de doğru olanı iktidara hatırlatarak doğruları yapmasını sağlamaya çalışmaktır. Bugün biraz önce kasaba girdik. Etin kilosu 375, 400 TL. Bu eğer iyi bir şeyse, eğer bundan rahatsızlık duymuyorsak biz de rahatsızlık duymayalım, konuşmayalım. İşte kaç gündür spekülasyonlar yapılıyor. Soğanın kilosu 30 lira, domatesin kilosu 35 lira, salatalığın kilosu 35 lira, yağın kilosu 200 lirayı geçti, peynirin kilosu 150 lirayı geçti. Bir emeklinin bu fiyatlarla rahat bir hayat sürebilmesi, mutfağını, tenceresini kaynatabilmesi, buzdolabını doldurabilmesi son derece zor. Onun için biz Türkiye'nin birinci meselesinin Türkiye'de enflasyonu indirmek, vatandaşın sıkıntılarını izale etmek, insanlarımızın karnı tok, sırtı pek bir şekilde yaşamalarını temin etmek olduğunu biliyoruz. Ama bugün muhalefetiz. Bugün konuşacağız, iktidarı eleştireceğiz. Yarın bize yetki verildiği zaman da bunları çözmenin gayreti içerisinde olacağız.